Hocam 1953'e kadar Kemalizm olduğunu, ondan sonra NATO ile uyuşmadığını Kemalizmin, sonradan Atatürkçülüğü öne çıktığını söylediniz. Bunu açar mısınız, anlatır mısınız? Şimdi Kemalizm kavramı nitelendirilmesi Kurtuluş Savaşı sırasında emperyalistler tarafından, Avrupalılar tarafından ortaya atıldı. Yani Kurtuluş Savaşı'na katılan Kuvayi Milliyecilere Kemalist dendi. Yani Mustafa Kemal Atatürk yandaşlarına Kemalist dendi. Daha sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra arka arkaya Cumhuriyet devrimleri yapıldı. Cumhuriyet devrimlerine de Kemalist devrimler olarak adlandırıldı. Yani bu devrimlere yabancılar hep Kemalist devrimler dediler. Daha sonra 1930'lu yıllara geldiğimizde bu Atatürk ilkeleri dediğimiz ilkeler tek tek belirlendi. 35 yılına gelince o dört ilkenin yanına bir de devletçilik ve devrimcilik ilkesi eklendi. Atatürk'ün 35 yılında el yazısıyla yazdığı bir şey var. İlkeleri alt alta sıralıyor. Bunların hepsine Kemalizm denir diyor. Kemalizm diye yazıyor. Hatta o günkü şeyle bir ara Kemal diye atıyor ya imzasını. Kemalizm denir diyor. Daha sonra biliyorsunuz Atatürk öldü. 45-50 arasında işte bu Batı ile bir takım anlaşmalar yapıldı. IMF, Dünya Bankası, Truman, Marshall, Ortak Eğitim Anlaşması vesaire. 1950'de de NATO'ya müracaat edildi. 52 yılında NATO'ya girildi. 1953 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde, Genel Kurulu'nda ilk kez Atatürkçülük kavramı getirildi Kemalizm yerine. Kemalizm yerine Atatürkçülük demeye başladı. Ve 1953'ten sonra Kemalizm kavramı çok az kullanılır oldu. Şimdi Ahmet Taner Kışlalı mesela Kemalizm kullanıyor, Atatürkçülük demiyor. O ısrarla Kemalist diyor. Yabancı sosyologlar, toplum bilimleri, siyaset bilimcileri de hep Kemalist derler. Yani Türkiye için, Türkiye'nin kurtarılması ve devamı için. Hep Kemalist kavramı kullanılır. Daha sonra özellikle 1960'tan sonra Kemalizm unutuldu. Kemalizm yerine hep Atatürkçülük ikame edilmeye başlandı. Ve burası çok önemli. 12 Eylül yönetimi Atatürkçülük adı altında Kemalizm'e karşı ne varsa bunu getirdi. Ve böylece Atatürkçülük kavramının içi boşaltıldı. Bir kökenden saptırıldı, bir de Atatürkçülük kavramının içi boşaltıldı. Şimdi Kemalizm şöyle bir şeydir. Dünyanın neresinde olursa olsun Kemalist dediğinizde anti-emperyalizmdir. Tam bağımsızlıktan yaradır bu. Yani Kemalizmle NATO'yu, Kemalizmle ikili anlaşmaları, Kemalizmle işte Avrupa ile yapılan anlaşmaları falan yan yana getiremezsiniz. Kemalizme bu yakışmaz. Kemalizm bunların hepsini reddeder. Tek yanlı bütün antlaşmaları Kemalizm reddeder. Birleşmiş Milletler'e üyelikte bile 33'te Atatürk diyor ki siz önce tüzüğünüzü değiştirin, bizi davet edin, biz mecliste görüşürüz, kabul edersek mi üye oluruz. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir yanlı, tek yanlı anlaşmaya Kemalizm imza atmamıştı. Hocam orada bir şey söylediniz. 53 yılında CHP'nin kongresinde ne karar aldılar bunlar? Atatürkçülük denildi şeye, Kemalizm. Yani tüzüğe mi koydular, ne yaptılar? Evet, artık o programdaydı. Ha, programdan kaldı. Programda Atatürkçülük oldu. Peki bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne var? Şimdi bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni... Kemalizm var mı? Hayır, artık. Bugün zaten olan bitenin Kemalizm'le hiçbir ilgisi yok. O. Ya uzaktan yakından ilgisi yoktur Kemalizm'le. Tamam yani, hocam da 53'te kaldırılsa bugünkü yönetim Kemalizm'i koyması lazım oraya en azından. Yani bu tabii çok geniş bir konu. Çok geniş konuşulacak bir konu. Ve bu konu farkındaysanız birkaç günden beri televizyonlarda konuşulmaya başlandı. Yani Kemalizm mi Atatürkçülük mü? Bu hiç konuşulmuyordu. Bunun konuşulması sağlıklıdır. Yani şu anda bunun konuşulması şu bakımdan sağlıklıdır. Kemalizm kavramını toplum yeniden öğrenmeye başladı. Hmm. Kemalizmin ne olduğunu toplum kavramaya başladı. Çünkü Atatürkçülük başka yerlere çekildi. Yani Atatürkçülük ikili anlaşmalarla Atatürkçülük olmaz. Yani Atatürk Batı'yı göstermişti. Hayır, Atatürk Batıcı değildi. Atatürk Batılı sosyal bilimlerde, Batılı bilimlerde, Batılı eğitimde tamam Atatürk ama ben orada zaman kalmadığı için bunları okuyamadım. Atatürk'ün Batı'dan ne anladığını kendi yazdıklarıyla, Uğur Mumcu'nun da onun üstüne yazdıklarıyla okumak istiyordum. Ama orada tabii şeyi bölüştüğümüz için panelde zaman da kalmadı. O nedenle söyleyeyim, Atatürk hiçbir zaman Batıcı olmamıştı. Çağdaş uygarlık düzeyi demek Batılılık, Batıcılık değildir. Yani sonunda Atatürk'ü ifade ederken Kemalist demek zorundayız. Bu daha uygundur.
Atatürkçülük lafı niye şimdi... O da uygundu ama bu 12 Eylül yönetimi ve daha sonra bir takım bizdeki Atatürkçü bilim adamları, profesörler tırnak içinde söylüyorum, bunu Batı ile özdeşleştirdikleri için Atatürk kavramı ne yazık ki çok aşındı. Herkesin kendi kafasında bir Atatürkçülük var. Tamam hocam. Atatürkçülük, eğer Kemalizmse Atatürkçülük, tam bağımsızlıktan yana olmalı, laiklik olmalı, laiklik ilkesine sıkı sıkı sarılmalı, emperyalizme karşı olmalı. Bugünkü CHP, peki bu yeni CHP falan dediler bir araya. Evet, öyle dediler. Yeni CHP dediler. Ne oluyor o şimdi? Şimdi de bu liberallerle falan işte ortak toplantılar yapıyorlar. Artık ne olduğunu ben kamuoyuna bırakıyorum. Yani hiçbir şey diyemiyorum. Yorum yok. Evet, yorum içinde aslında.